kilometre? Şu an Ersin'in sahip olduğu kilometresini şu an göremediğim. 2400'lerde. 2406 kilometrede olan 2015 model olan Toyota Yaris 1.33 donanım seviyesini hatırlayamadım şu an. Cool paket. Cool paket. Orta donanım. Orta donanımda olan bir araçla karşınızdayız. Araçta CVT şanzıman mevcut. Yani donanım bakımından gayet yeterli bir donanıma sahip. B segmenti hatchback kategorisinde liderliği oynayan araçlardan bir tanesi. Hatta şu an hatırladığım kadarıyla 3. satışlarda 3. sırada olması gerekiyor. Birincisi bilindiği üzere Polo. İkincisi yanlış hatırlamıyorsam Clio olması lazım. Sonrasında Toyota Yaris geliyor. Şu an kullandığımız araç 1.33 litrelik benzinli bir motora sahip ve CVT şanzımanla uyumlu bir şekilde ilerliyor şu anda. Sport moduna bastık ama sport modu gitmiş sanki. Evet, şu anda basit. Muhtemelen manuelde ekip işlem görüyorum. Sen mi? Neyse, testimize devam edelim. Aracımız genel anlamda sessiz bir yapıya sahip. Güzel bir araç. Genel olarak yumuşak deri kaplamayla hem de renk değişimi yapılarak güzel bir kombinasyon uydurulmuş ama geri kalan kısımlar tamamıyla plastik. Genel olarak ama herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an çukurlardan geçtiğimizde falan herhangi bir şekilde ses duymuyoruz. Hani üzerinde bilinen bir piston lastikler, sert hamurlu bir piston lastikler olmasına rağmen herhangi bir sıkıntımız yok. Genel olarak CVT'nin kullanımı rahat. Herhangi bir şeyimiz yok. Yani şu an çok fazla kullanmış olmadığım için fazla bilgi sahibi değilim. Ersin daha fazla yardımcı olabilir bana bu konuda. Gerçi 2400 km yaptığı için o da fazla bilgi sahibi olmayabilir. Otomatik kliması var. Güzel bir ekranı var. Aynı şekilde arka taraflı bir kamerası var. Geri vitesi taktığımız zaman bu ekrandan görebiliyoruz. Sağ taraftaki ortada bulunan ekrandan görebiliyoruz. Ses sistemi fena değil. Gayet başarılı buldum ben. Deri direksiyona sahip 4 şeyde cam da aynı şekilde elektrikli olarak işlem görüyor. Aynalarımız da aynı şekilde elektrikli. Bunlar zaten bilinen artık standarda kavuşmuş olan ayarlardan bir tanesi zaten. Güzel olan kısmı güzel bir artı eksi olan sanal viteslere sahip olması. Sanal diyorum çünkü CVT tamamen scooter mantığıyla, yani scooterlarda da olan mantıkla çalıştığı için artı ve eksiler sadece belirlenmiş olan sanal viteslere tekabül ediyor. Ama zevk verebiliyor. Gayet güzel. Aynı şekilde vitesi M konumuna alırsak buradan da artı eksi ile düzeltmemizi yapabiliyoruz. Ayarlamamızı yapabiliyoruz. Vitesleri, sanal viteslerimizi ulaşabiliyoruz. Genel olarak sessiz. Hatta çok saçma sapan 5000 devirlere 6000 devirlere çıkmamıza rağmen motor sesi çok fazla gelmiyor. Burada tabi referans alacağım araçlar genellikle Japon tarzı Mitsubishi olabilir, Mazda olabilir. Bunlara göre çok sessiz, çok Avrupa'yı bir araç olarak görüyorum ben. Sileceğimiz tek silecekten oluşuyor. Camımız biraz küçük ama yan taraftaki kelebek camların sayesinde biraz daha önümüzü daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Herhangi bir görüş sıkıntımız yok.
burnumuzu herhangi bir şekilde görmüyoruz. Gerçi görmemize gerek kalmıyor zaten. Sadece park sırasında biraz zorlanabiliriz ama boyutlarını alıştıkça, boyutlarına göre zaten bir şekilde park etme işlemini yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Eklemi gerektiren bir şey var mı Ersin? Genel olarak anlattın zaten. İşte sileceğe gelirsek en son bahsettiğimiz konu. Yani ben çok önyargılıydım tekli silecekleri ama bunu kullanınca gayet memnun kaldım. Tek böyle benim rahatsız olduğum bir nokta var. Hani mesela sileceğe çalıştır, su at mesela. Direkt hani sürücü tarafına atar gibi. Hani çok bir saniyelik bir görüntü kaybı yaşatıyor sanki. Şeyi aktarıyor. Direkt sileceğin kendisine suyu atıyor. Evet. Hani sürücüye doğru atar gibi yapıyor en başta. O anlık bir şey çektir yani. Senkronizasyon sıkıntısı olabilir yani. Aynen o derece. Çok da sorun değil ama bu sileceği mesela çok garip, farklı geldi bana şu anda. Genellikle kaputta olur silecek şeyleri, fıskiyeleri. Bununki üzerinde. Bununki direkt sileceğin üzerinde ve direkt lastiğe doğru püskürttüğü için de lastiğin ömrü de aslında uzayacaktır. Mesela nedense arada bir sileceği hafiften böyle yarım bir 5 santim cama doğru yukarıda bırakıyor. Bir daha çalıştırınca geri atıyor. Mesela geri geldi şu an. Evet. Tam yerine oturdu. Onun dışında klima çift yönlü, işte dijital klima. Gayet güzel çalışıyor, stabil çalışıyor. Hani hiçbir zorluğu yok. Ve verimli çalışıyor. Yakıtı da bir kat şeyini görmedim, zararını. Tabii tabii. Gayet bağımsız. Yani genel olarak zaten Japon araçlarının çoğu bu şekilde yani. Hani klimayı açıyorsunuz, açık olsa da olmasa da. Hatta kolt kullanıcılarına da çoğu zaman söylediğimiz gibi cama doğru üflettiğimiz zaman lamba yansa da yanmasa da klima devreye giriyor ve benzeri durumlar olabiliyor. Ama hiçbir şekilde biz o farkı göremiyoruz yani. O konuda gayet iyi yani. Klima yani şey bakımından motora herhangi bir şekilde etki etmiyor. Zaten 1.33'lük kaç beygirdi aracın? Şeyi? 99 beygir. 99 beygirlik bir araç var ve 1070 kilo bir ağırlığı var. Aracı zaten her türlü kaldırıyor. Herhangi bir şekilde hızlanma olsun, ara hızlanmalar olsun herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Hatta kısa bir hızlanma kısmını da yapacağız. Ama şu an için burası çok uygun değil. Biraz daha farklı bir güzergah geçip orada bir de hızlanma ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyoruz. Araçtan memnunsun. 2000 kilometredir kullanıyorsun. 2500 kilometredir. Evet. Hani bu bazı dezavantajları dışında avantajları bakımından düşünürsek neyimiz var mesela? Hani şu güzel, bu güzel dediğin ne kısımlar? Öncelikle hani Japon araçlarına kıyasla Avrupa'da üretildiği için biraz daha hani konfor önem vermişler. Ve hani erkek kullanıcıdan ziyade bayan kullanıcılara hitap ediyor genel olarak. Çünkü benim boyum 1.80. Sanki böyle 1.75'e kadar daha rahat sürebilirdim. Hani oturuş pozisyonunu biraz geç yakaladım. Mesela gaz pedalı bana biraz ufak geldi. Belki kullandığım ayakkabılardan da kaynaklı olabilir. Onun aksine fren de sürücüye daha yakın. Hani kolta göre söylüyorum tabii bunları. Evet, fren biraz yakın ve çok çabuk devreye giriyor. Sanki frene bastığım anda hemen duracakmış biraz gibi. Biraz sert gibi. Sert olması gereken zaten. Sert olması gerekiyor aslında ama çok çabuk fren devreye giriyor sanki. Hani dozlamayı çok rahat bir şekilde yapamıyorum gibi geldi bana. Evet, şimdi bir önceki Colt aracıma göre kıyaslıyorum ben mesela. Hani Colt yarı otomatik olduğu için tepkileri daha iyiydi. Direksiyonu olsun, işte anlık ara hızlanmalar olsun daha netti. Bunun aksine direksiyon çok yumuşak Colt'tan sonra. Dediğim gibi de Avrupa üretimi ve hani bayan kullanıcılara hitaben sanki. Ama alıştıktan sonra ben mesela 1500 kilometre sonra alıştım. Şu anda hiçbir eksiğini görmüyorum. Hani tepkiler hoşuma gitmeye başladı. Arabada cruise control yok. Hani uzun yol kullanacaksanız ve önemsiyorsanız canınızı sıkabilir. Bir üst pakette vardı diye hatırlıyorum. Ama ben uzun yola gitmediğim için çok nadir gidiyorum. Eksikliğini görmedim. Onun dışında benim eksik olarak gördüğüm işte geceleri karanlık havada direksiyonda ve kapılarda aydınlatma yok. Hani göz kararı bulmaya çalışıyorsunuz. Aydınlatma yerine direksiyonda kabartmalar var işte. Çukursa mesela telefon açma kafamda kabartmalar var. Çukursa telefonu açıyorsun.
Evet. Bombe neyse telefonu kapatıyorsun. Bu bunun gibi işaretler var. Pek hoş olduğunu söyleyemem ama işte yani Mazda'da genellikle tabii açma kapama, atıyorum cam açma kapama düğmelerinde lamba olmamasına Japon araçları olarak aslında evet, şey yaptık, alıştık yani. Aynen öyle. Genellikle olmayan bir durum yani. Ama direksiyonda olmaması bana biraz abes kaçtı açıkçası. Aynen öyle yani. Biraz fazla düşürülmüş yani. Kesinlikle. Yapılması gerekirdi ama yapılmamış. Mesela Mazda'da da böyle yeni çıkan Sky Active'lerde. Düşük paketlerde yok. Hani o kadar para veriyorsun, alıyorsun C sınıfı bir araç. Yani muhtemelen yeri bile vardır hatta ama tabii, bir tek ampul kesinlikle masrafından kaçmak amacıyla aynen böyle aynen bir şey yapılmış. Merak ediyorum hani Auris kullanmadı mı? Auris'te de muhtemelen böyle orta paketlerinde. Auris'te de aynı şekilde en son makyajla beraber ciddi bir hani Auto Show'da da zaten incelemiştik. Evet. Ciddi bir şey var, kasvet var. Yani kasvet, tavanın kasvet aynı şekilde koyu renkli olması, konsolun komple siyah olması ve benzeri durumlara göre düşünürsek Yaris bu konuda şu an gayet güzel, gayet evet, zevk verici bir şey var. Yaris Auris'e göre daha bir havadar. Daha bir böyle sanki rahat nefes aldırıyor insana. Auris'in tek artı yönü hem C sınıfı, biraz daha hani diz mesafesi daha iyi haliyle. Ve yalıtımı biraz daha iyidir daha belki. Daha iyidir muhtemelen. Ve oturuş pozisyonu çok güzel Auris'in. Fakat dediğimiz gibi hani 4 kişi içine biniyorsanız, o gün bindik biz, 5 kişi bindik. Evet. Bindiğimiz gibi gelindik. Çünkü çok basık. Aynen öyle. Pek nefes aldırmıyor. Yani şahsen Auris'i tercih eder miydim C sınıfı alacak olsam? Çok düşünürüm açıkçası. Yani bu aracı bayanlara göre yapmışlar. Okey, ondan yana bir sıkıntımız yok ama hani bunu diğer araçlarına da aslında yansıtmasında fayda var. Bence buranın ben çift renkli olması, şurada gri kromaj bir eklentinin olması, burada kromaj bazı eklentilerin olması benim açıkçası hoşuma gidiyor. Evet, güzel. Yani bir kontrast yaratması gerekiyor bence. Aynen öyle. Aynı şekilde Space Star videomuzda da vardı. Orada da çok kötü, çok adi bir plastik kullanılıyor ama ona rağmen işte çift renk kullanılması, işte kapı trimlerinde aynı şekilde çift renk kullanılmasından kaynaklı olarak göze daha hoş geliyor. Onun dışında gece aydınlatmaları güzel. Colt'tan sonra bayağı bir hoşuma gitti. Hani kendi lambaları yeterli. Çok hoşuma gitti o bakımdan. Hani burada da bunda da aynı şekilde turuncu aydınlatma veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, doğru. Beyaz. Beyaz mı? Beyaz veriyor, evet. Beyaz veriyor. Şu kısımda orta konsolda nasıl? Ha, ben pardon, dış far aydınlatması sandım. Yok, turuncu. Turuncu veriyor. Hepsi turuncu, evet. Ha, aynen, Colt gibi veriyor. Aynen, aslında. Colt gibi. Yani daha doğrusu makyajlı Colt gibi evet, veriyor. Evet, doğru. Zaten makyajsız olanında ışıklandırma namına fazla bir şey yok yani. Çok düşük ışıklandırma veriyordu. Bende olan Colt'ta da aynı şekilde zaten çok sıkıntılar yaşadığım için direkt kadranı söküp ledlerin değiştirme gibi bir, evet, güzel bir uygulama, farklı bir uygulamaya geçtim. Hatta delilik denen bir uygulamaya geçtim diyebilirim. Çok şık bir uygulamaydı. Yaklaşık 4 saatimizi aldığı için bayağı bir uğraştırdım. Ondan dolayı diyorum. Onun dışında bu arabada işte motor şanzıman uyumu çok güzel. Yani çok memnun kaldım. Şanzıman da öğrendiğimiz kadarıyla kendi üretimiymiş Toyota'nın. Başarılı. Yani CVT, yani klasik CVT şanzıman. Motor şanzımanı uyumlu olduktan sonra her markada aynı görevi görecektir. Yani bu araçta güzel gidiyor. 1.33 gayet mantıklı bir şey evet, var. Tabii vergi dilimi ve benzeri durumlardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz ama aynen öyle. Yani şeyi, kasayı kaldırmak konusunda herhangi bir sıkıntısı yok ama Corolla ve Auris'te bu 1.33 motor nasıl bir tepki veriyor? Açıkçası merak ediyorum. 1.33'ü yani. Onları ben forumlardan takip ettim. Hani araçtan çok büyük beklentileri olmayanlar ve işte iki yetişkin bir çocukla iş görüyor takip ettiğim kadarıyla. Ama uzun yolda canınızı sıkabilir. Hani benim aldığım yorumlar böyle. Tabii. Hani şahsen 1.33 almazdım ben Corolla'da. Belki manuel 1.33 var mı onu tam olarak bilmiyorum gerçi ama. Benim gördüklerim otomatikte, evet, CVT. Yani manuelde belki biraz daha sıkıntı olur. Hani her ne kadar CVT otomatik şanzımanlar arasında bayağı verimli bir şanzıman olmasına rağmen yine de biraz motoru öldürüyor maalesef. Ara hızlanmalarda olsun. Özellikle yokuşlarda birazcık geride kalabiliyor. Biraz gaza fazla basmak zorunda kalıyoruz. Hani tok konvertörlü göre daha iyi tabi ama yine de biraz kayıplarımız var maalesef. Şu ışıklardan sonra bir hafif bir gazlama yapalım bakalım.
tepkisi nasıl olacak onu bilmiyorum. Şu an ben M modunu alıyorum. Acayip moda. Ve şu an kulaklıkları kullanacağım. BMW herhalde kalkmayacak. Hızlanma biraz acayip. Vitesi otomatik olarak kendisi yükseltiyor. Tabii. Redline'a getirmiyor hiçbir zaman. Ama hızlanma sanki biraz farklıydı yani. Bir 0-100 yaparsak daha farklı bir tepki verecektir muhtemelen. Özellikle bir ikinci viteste bir hızlanma yaptık şu anda. 4000 ile 6000 arasında bir garip bir ses çıktı. Hani videoda duyulduysa tabi. Şu an tekrar bir hızlanmayı deneyeceğim. Tabi trafiği de yine de kontrol etmekte fayda var. Her ne kadar boş bir yerde yapsak da, boş bir alanda yapsak da. Hızlanıyorum. Şimdi biraz daha iyi oldu. Sıfırdan hızlandığım zaman sıkıntı olmadı ama ikinci viteste yaklaşık 20 km hızla giderken bir anda hızlanmaya bastığımızda bir 4000 ile 5000 arasında bir hani vites mi değiştirsem bir şey mi yapsam gibi, hatta manuel modda olmamıza rağmen vites mi değiştirsem gibisinden bir şey yaptı, bir kararsızlaştı ama genel olarak iyi. Burada avantaj olarak söyleyeceğim bir kısım daha var. Space Star'da olmayan, onda da CVT var. Muhtemelen keyholder ve benzeri diğer donanımlar olmadığı için, sensörler olmadığı için olmamış olan bir kısım. Bunda yokuş aşağı inerken frene biraz dokunduğun zaman kendisi otomatik olarak şeyi alıyor. Vites düşürüyor ve motor freni yapıyor. Space Star'da ise onu B konumuna alıyorduk. B ya da E. Space Star'da E diye geçiyordu. Atrajda ise B olarak geçiyordu. B brake yani fren şeklinde otomatik olarak motor kompresyonunu devreye sokuyor. Ama bunda öyle bir şeye gerek kalmamış. Direkt istersek biz de yapabiliriz gerçi. M'yi alıp vites düşürsek aynı işlevi görür. Ama D'deyken, yokuş aşağı inerken, hızlı bir şekilde inerken eğer ki biraz frene dokunursak kendi kendine motor frenini devreye sokuyor. Devrenin yükseldiğini görerek ve aracın bağırdığını görerek zaten görüyoruz. Bağırmasını istemiyorsak tabii hafif gaza dokunmamız yeterli. Kendi yelkenleme modunda aşağıya doğru inmeye devam edecektir tabii ki. Sonuç olarak normalde şu an tavsiye edilen fiyatını biliyor musun Ersin? Şu anda benim arabanın tavsiye edilen fiyatı 61.100 TL. Hı. Kampanya var yıl sonundan dolayı. Hala devam ediyor. 3.000'e yakın indirim sağlıyorlar. Pazarlıkla genelde bayiler yıl sonlarında 5.000'e varan indirimler yapıyorlar zaten. Ben de bayağı bir indirimli aldım. Hı hı. 55.000'e almıştım ben, 61.000'di yine etiket fiyatı. Hı. Kampanya olmamasına rağmen. Bütün bayileri aramanızda fayda var. Tabii yani çoğu araç için zaten aynı durum söz konusu. Evet. Hani illa İstanbul içi olsun, İstanbul dışı olsun, falan olsun filan olsun diye bakmayın. İstanbul dışından da olsa bir araç bakarken, bu ayrıca bir tavsiye olarak yani bütün markalar için bu durum söz konusu. Çünkü kota derdinde arkadaşlar, bayiler. Diğer illere de bakmakta fayda var. Bir şekilde bir zaten bir çekiciye bakar. Bir çekici alır sizi. Sizin aracınızı getirir yani. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız o konuda. Peki şu anki o 61 bin liralık şey ama donanımı farklı olmuş galiba. Evet, bu sene 2016 yarışlarda hafif bir makyaj geçirdi. Bu makyajla birlikte benim aldığım araba cool paket. Cool paketi kaldırmışlar. Aynı özellikler. Sadece çıtalarda siyah boyalar var. Beyaz araba. Siyah boya ve taban da siyah. Yani cool stil olarak. Yani. Evet. Cool yapmışlar. Cool'u kaldırıp stil yapmışlar. İçeride de pek bir değişiklik yok. Sadece direksiyonda, orta logodan aşağısı piyano bilek yapılmış. Piyano bilek yapılmış. Onun dışında ama donanım an olsun, motor şanzıman olsun. Şu kısım da herhalde piyano bilek olmuş. Evet, stillerde orası piyano bilek.
komple piyano bilek olmuş. Aslında gri de güzel duruyor ama öyle piyano bileği de tabii görmek lazım. Aynen öyle. Ne kadar düzgün, ne kadar güzel duruyor. Ayrıca bunun arasındaki farkı tabii, da bilmek lazım. Tercihe göre de stillerde bu turunculuk yerine siyah yine. Piyano bileğe yakasın diye. Hmm. O da güzel olmuş. Ben şahsen bayide gördüm, beğendim. Valla siyah olmasını ben açıkçası çok da beğenmedim aslında. Burada şu an turuncu olması, yani kontrast olmasından dolayı. Yok, o şu mesela... an muhtemelen yani öyle bir söyledin ki ben şey olarak direkt aklıma Auris geldi yani. Yok, Auris'teki çirkinlik yok onda. Çünkü Auris dimdik. Mesela tavan yere 90 derece dimdik bir yapıyla iniyor Auris'in konsolu. Evet. Onda ben yarısı biraz daha özenerek yapılmış sanki ve hoş bir siyahtı. Hani çirkin bir siyah değil. Auris basık olduğu için ve 90 derecede eğimli olduğu için hani duvar gibi aynı konsola. O yüzden çok basık gösteriyor. Ama yarışta bu yok. Anladım. Genel olarak bu şekilde. Eksik kaldığımız kısımlar olabilir. Onları muhtemelen zaten yazı olarak dökeceğiz. Yorumlardan da cevap aynı şekilde şu anki yayınladığımız videonu eğer ki beğendiyseniz altında beğen butonuna basmanızda fayda var. Aynı şekilde abone değilseniz ve bizim videolarımızı takip ediyorsanız yine aynı şekilde abone ol seçeneğinde işaretlerseniz seviniriz. Böylelikle kendi araçlarımızdan farklı olarak diğer şeylerin test araçlarını da alıp en azından bir Japoncu gözüyle bakabilir hale geleceğiz. Genellikle şeyler, üreticiler, distribütörler bu tip işte beğeni sayısı ve benzeri like'lar ve benzeri şeylere çok dikkat ediyorlar. Aynı şekilde bizim web sitemizin ne kadar kullanıcı tarafından bakıldığına da bakıyorlar. Bunlar önemli şeyler. O yüzden desteğinizi, bu şekilde desteğinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bas bakayım, yine olacak sporda. Bir etkisi var mı? Anlıyor musun? Var. Gaz tepkisi değişiyor. Çünkü keşke YouTube'da çekerken şey deseydik. Sport modu daha iyi değildir falan filan. Onları söyleriz ya. Hadi şey yatırız yani. Kapat. Altıma bir yolda. Yokuş aşağı ya. Bu presyon yapıyor. Anlı 5.2 oldu. Ha düşeyim ben. Motor freni bir enteresan ya. Basıyor musun? Basalım diyorsun. Yok, minik bir basıyorsun yeter. Direkt. Aynen. Şu anda mesela basit. Düğme tam şey değil ya, basmatik aynen tarzında değil ya. O basıyor öyle muyum, basmıyor muyum anlamsız yani. Bu spor olayı aslında fena değilmiş ya. Gaz tepkisi değişiyor işte. Sürerken anlıyorsun değil mi? Ben mesela burada pek anlamadım. Sporttayken 4000'e hemen geçiyorum.